Kolesterolden başlayalım. Kolesterol. Yani maalesef çok yanlış besleniyoruz. Hı hı. Yani geçen de söyledim. Beyaz un. Peyniri söylememiştim. Peyniri söyleyeyim. Evet hocam, bugün peyniriniz, sizinle yaptığımız röportajlarda da peynirin biraz zararlı olduğunu, hatta bayağı bir zararlı olduğunu ve birçok rahatsızlıkları, birçok hastalıkları tetiklediğinden bahsetmiştik. Bugün biraz daha ayrıntılı konuşalım isterseniz peynirin zararlığını. Sabrımızdan eksik etmediğimiz peynirin birçok zararı var sevgili seyirciler. Hocamız bizleri bu konuda da aydınlatacak. Yani bundan 20-25 yıl önce soframda, kahvaltı sofrasında 6-7 çeşit peynir olurdu. Fakat peynir yedikten sonra ben peynirden kaynaklandığını bilmiyordum. Sağ kolumdan böyle yavaş yavaş yarım saat sonra bir ağrı indiğini hissetmeye başladım. Hı hı. Çok ilaç kullandığımdan zamanında 13 yaşından 26 yaşına kadar fibromiyalji, yumuşak doku romatizmasından dolayı çok ilaç kullandım. Bu da gastrit, ülser, alerji, polen alerjisi, besin alerjisi, birçok hastalığı tetikledi. Bu nedenle bünyem çok hassas. Peynir yediğim zaman yarım saat sonra bir ağrı. Acaba neden oluyor diye tek tek yediklerime dikkat etmeye baktım. Baktım peynirden, olacak iş değil. Diyorlar ki peki peynir zararlı. Süt, yoğurt, tereyağı zararlı mı diyorlar. Hayır, zararlı değil. Mesela kişi günde otursa kahvaltıda 100 gram tereyağı yese kolesterola sadece %0,2 oranında etki yapar. Karaciğer günde zaten 200 gram kolesterol üretiyor. Karaciğer üretiyor. Hocam pardon. Bir kalıp peynir yese. Yoğurtta da asit yok mu? Ben var diye biliyorum. Yoğurttaki faydalı bakteri, laktobacillus ve bifidobakterileri var. Faydalı bakteriler var. Peynirdekinin yapısı bozuk. Özelliği, doğallığı kalmamış. Evet. Bir. İkinci önemli konu, kolesterola geliyoruz yavaş. Yemiş olduğumuz besinlerdeki proteinler neye dönüşür? Amino aside. Evet. Amino asit nedir? Hücre yapımında kullanılır. Yani bir binanın nasıl ki yapmak için tuğla gerekir, hücre yapımı içinde amino asit gerekir. Bu amino asitlerden biri de metiyonin. Proteinler amino aside dönüşürken artık madde olarak bir madde ortaya çıkar. Buna homosistin denir. Artık madde. Artık madde, zararlı madde. Homosistini, B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit, yani B9 vitamini tekrar faydalı metiyonine, amino aside dönüştürür. Fakat bağırsaklardaki faydalı bakteriler azalmışsa faydalı bakteri vitamin üretiyor. Evet. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalmışsa homosistin aşağı indirmek, azaltmak mümkün olmazsa homosistin tehlikeli olmaya başlar. Nasıl tehlikeli olur? LDL, yani kötü kolesterolü tetikler. Oksitler. Oksit denen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılar. Mikrop. Ve makrofaj dediğimiz bağışıklık sistemi bir alt elementi var. Zararlı bakteri ve mantarları. Hocam terimleri açarak makrofaj, seyircilerimizin de anlaması için. Makrofaj şu. Fagozit de denir. Makrofaj da zararlı denir. Zararlı mı hocam? Zararlı atık mı yani? T hücresi, B hücresi gibi hücre bu. Zararlı bakteri ve virüsleri yok eder. Makrofaj ahtapota benzetebiliriz. Sanki milyonlarca gözü varmış, kolu varmış gibi hareket eder. Zararlı bakteri ve mantarlara karşı T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak öldürür. Uzanamadıklarını, uzandıklarında ahtapot gibi toplar, yer. Yutar, parçalar. Balon gibi şişer, ölür. Eğer ki LDL kolesterolü mikrop gibi algılıyor ya, sürekli LDL kolesterolü yer mikrop zanneder. Evet. Balon gibi şişer, patlar, ölür. Patlar, ölürse ne olur? Sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde ortaya çıkar. Bu da kolesterol, damarların iç yüzeyinde yamalar oluşturur. Damarların iç yüzeyinde oluşan yamalar, bünyemiz bu yamayı yok etmek için bir enzim salgılar. Böylece damarlar incelir, kırılgan, çok nazik hale gelir. Ve tansiyon problemi olursa kişi, Allah korusun, beyin kanaması, kalp krizi vesaire yüksek gibi rahatsızlıklar çıkıyor. Özellikle. Hocam kolesterolde biraz daha kalalım. Biraz daha bizleri aydınlatmanızı istiyorum bu konuda. Bazı insanlar mesela çok fazla et, beyaz et, kırmızı et tüketiyorlar. Ve onların kolesterolü daha yüksek oluyor. Bunun nedeni nedir? Yani hem beyaz et hem yani tavuk tüketmiyor. Sadece et, yani kırmızı et, beyaz et çok fazla tüketiyor. Biraz önce söyleyeyim. Vücut bunu proteinleri homosistine sebep. Aşırı protein iyi değil. Aşırı. Aşırı yağ da iyi değil. Bünye bunu, bağırsaktaki faydalı bakteri azalmışsa,
faydalı bakteri vitamin üretiyor. Evet. Vitamin oranı azalırsa homosistin oranı yükseliyor. Homosistin yükselirse LDL kolesterolü artıyor. Hocam kolesterolü yani düşürmek ortaya için... sümüksüz süngerimsiz yapışkan bir madde çıkıyor. Damarların iç yüzeyine bu yapışıyor. Yamalı boğuça gibi oluyor. Ya hocam çok keyifli, çok güzel. Akılda kalması açısından evet, da ileride bana katılacaktır. Hani akılda kalması açısından da o kadar güzel benzetmeler yapıyorsunuz ki.